Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden hemen çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dün de paylaşımda bulunmuştuk. Yeni bir Facebook grubu oluşturduk. Bu gruba katılıp sizler de bizlerle beraber bilgi aktarımında bulunmak isterseniz, bu videonun altında bulunan açıklama kısmında Facebook grubumuza katılma bağlantısı bulunmaktadır. Oradan Facebook grubumuza ulaşıp katılma isteği gönderebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Türk savunma sanayinin en önemli projelerinden olan Milli Ramjet motorunda ilk ateşleme yapıldı. Bu heyecan verici gelişmeyi TÜBİTAK SAGE resmi Twitter hesabından şu şekilde duyurdu. Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir'in TÜBİTAK SAGE ziyaretiyle milli savunma için milli ARGE çalışmalarımızı yerinde sunma fırsatı bulduk. Tayfun Aero İTKİ altyapımızda icra edilen başarılı ramjet motor ateşleme testiyle de kritik bir aşamayı geride bıraktık. Öte yandan TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, kurumdaki gelişmiş altyapı sayesinde şimdiye dek 100'ü aşkın ramjet motor ateşleme testi gerçekleştirdiklerini de açıkladı. Yani buradan da anlayacağımız üzere Türkiye'nin yerli ramjet motor projesi artık tamamlanmaya çok yakın. Ramjet motorları, bazen kullanılan adıyla da soba borusu jet motorlar, hareketli parça kullanmayan bir jet motor türüdür. Yüksek hızda kullanılan basit bir motordur. Bu avantajı sayesinde füze sistemlerinde kullanılmıştır. Ramjet, ileri itişli, sıkıştırılmış, hava alışlı, döner kompresörü bulunmayan bir jet motor çeşididir. Düşük hızlarda itki oluşturamadığı için yerde duran bir uçağı harekete geçiremez. Yüksek hızlı uçuşlar için uygundur. Kompresör ya da türbin gibi hareketli parçaları olmayan bir motor türüdür. Ramjetler çalışabilmek için bir ön hıza ihtiyaç duyar ve ses üstü hızlarda çalışmaya başlayabilirler. Bu çeşit motorlar 5 Mach hızına kadar çalışırlar. Daha yüksek hızlara çıkılması için sık ramjet motorlarına ihtiyaç duyulur. Yüksek hız gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Silah yapımcıları dış kabuklu ağır silahlara ramjet ekleyerek menzilini arttırdılar. Sık ramjette bir ramjet çeşidi olup farklı olarak süpersonik yanma odasına sahiptir. Havanın sıkıştırılarak alındığı, yakıtın yakıldığı yanma odası ve egzozun giriş hızından daha hızlı ayrıldığı lüleye sahiptir. Ticari jet motorları havanın motor içine alınıp sıkıştırılması için kompresör kullanır. Daha sonra sprey halindeki yakıt sıkıştırılmış havayla birlikte ateşlenerek geriye doğru gider ve itki oluşturur. Sık ramjet, havayı sıkıştırmak için uçağın hızını kullanır. Yani çok az hareketli parçaya ihtiyaç duymaktadır. Sık ramjet, atmosfer içinde hipersonik hızlarda uçmak için tasarlanmış bir jet motordur. Bir roketten farkı ise, roketler gereken oksijeni üstünde taşıdığı tanklardan sağlarken, sık ramjet yanma için gereken oksijeni atmosferden alır. Skramjetler bu yönüyle jet motorlarla ortak özellik gösterir, ancak jet motorlar skramjetlerin uçtuğu hızlarda uçamazlar. Türbinli motorlar subsonik ve süpersonik hızlarda çalışabilmektedirler. Ancak Mach hızını geçtiklerinde çabucak kararsız hale gelirler. Kompresöre giren havanın basıncı ve sıcaklığı artar. Mach hızını geçmek demek bu değerlerin daha da artması anlamına gelmektedir. Yüksek sıcaklık, yakıt hava karışımından istenilenden yüksek enerji çıkmasına, motorda erimeye ve yapısal hasarlara yol açar. Mach arttıkça sürüklenmenin karesiyle orantılı artış gösterir. Ayrıca kullanılabilen enerji de düşer. Türbinli motorlarda hız arttırımı için giren havanın sıcaklığı düşürülür ya da itki arttırıcı sistemler eklenir. Ramjetler, turbojetlere göre daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilmektedirler. Turbojetlerden daha yüksek hızlara da ulaşırlar. Ancak onların da çalışabilmesi için yanma odasına giden havanın subsonik hızda olması gerekir. Süpersonik hızda uçuşta subsonik hava kullanmak, kompresör kullanmaktan daha verimlidir, ancak yüksek hızda başka bir problem ortaya çıkıyor.
Hava süpersonik hızdan subsonik hıza geçerken şok dalgası oluşur ve bu şok dalgası da havanın sıcaklığını arttırır. Yani havanın kimyasal tepkimeye girerek enerji kaybetmesine, ayrıca yanma odasında yakıtın yanma veriminin düşmesine neden olur. Ramjetlerin ulaşabileceği hız, kullanılan yakıt miktarına göre değişiklik gösterse de, Mach 4 ve Mach 8 arasında değişen bir aralıktadır. Sık ramjetler, bütün motor boyunca havanın süpersonik hızda akmasına izin vererek, yüksek sürükleme ve düşük yanma sorununun ortadan kaldırmasını hedeflemektedir. Motora giren hava, ramjete göre daha az hız kaybettiğinden dolayı daha az sürükleme oluşur. Ayrıca daha az ısınarak yakıtın daha etkili yanması sağlanmış olur. Yüksek hızda akan hava içerisine yakıt karıştırılıp yakmak için çok az süre bulunması ve motor içindeki en küçük bir geometrik bozukluk yüksek sürükleme oluşmasına sebebiyet vereceğinden en büyük sorundur. Sık ramjet en basit anlamda ağız ağza bağlanmış iki huniye benzer. Ön taraftaki huni biçimi havanın içeri girerken sıkışması ve ısınmasını sağlar. İki huninin birleşim noktasına benzeyen ve en dar kısım olan noktada sıkıştırma en yüksek değerdedir. Bu anda yakıt eklenerek yanma gerçekleşir. Yanma sonucu gazlar ikinci huni biçiminden tıpkı roket lülesine benzeyen bölüm dışarı atılır ve itki oluşturulur. Sık ramjetin çalışabilmesi için ilk hızının Mach 5 civarında olması gerekli. Bu durum sık ramjetin çalışması için ön hız sağlayacak bir sistem geliştirilmesini gerekli kılmıştır. X-43A programında bu sorunu çözmek için önce bir uçak 40.000 feet'e çıkarılmış, daha sonra bu noktada Scramjet'in bağlı olduğu füze uçaktan ayrılarak ateşlenmiş ve füze 95.000 feet'e ulaşasıya kadar uçuşunu sürdürmüştür. 95.000 feet'te Scramjet füzeden ayrılarak kendi uçuşuna başlayarak Mach 9.8 hızına ulaşmıştır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.